Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. İlk olarak Mısır'dan görüntüler görmektesiniz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ulusal muhafızlarının Mısır'da paraşütçülük eğitimine devam ettiğini gösteren görüntüler Mısır medyası tarafından servis ediliyor. Yine Yunanistan'la Mısır arasında anlaşma bekleniyor. Yunan medyası her şey değişir başlığıyla haberi servis ediyor. Yunanistan ve Mısır arasında yeni kilit işbirliği Selanik Limanı ile Süveyş Ekonomik Bölgesi arasında anlaşmanın imzalanacağından bahsedilmiş. Yine burada olayı bize getirmişler. Şu ifadeler kullanılıyor. Yunanistan ve Mısır'ın ticari ve ekonomik ilişkileri sürekli büyüyor ve elektriğin transferiyle muhtemelen Mısır, Yunanistan doğal gaz boru hattının oluşturulmasıyla birlikte özellikle sorunlu ülkelerde savunma sektörü hızla değişiyor. Mısırlılar geçmişte Türkiye ile her alanda iyi ilişkilere sahipken Neo-Osmanlıların bölgede genel olarak Erdoğan veya Erdoğan olmadan neler yaptığına dair çok derin bir anlayışa sahipler ve Yunanistan'ı güvenilir bir ortak olarak görüyorlar cümlesi kullanılmış. Avrupa Birliği'ne enerji ve ürünlerin transferi için Mısır'ın Yunanistan'ı kullanacağından bahsedilmiş. Bunun dışında Yunan medyası şu başlığı servis ediyor. Hızlı gelişmeler Moskova Kıbrıs'ı bir filoyla çevreliyor. Rus sayısı Ege'ye çıktı başlığı kullanılmış. Doğu Akdeniz'de Şubat'ta barut kokusu var. Rusya ile Batı arasında derinleşen kriz Doğu Akdeniz'i etkilemeden bırakmıyor. İlk işaretler kendisine eşlik eden savaş grubuyla güçlü Amerikan uçak gemisi Truman'ın bölgede olduğu. Burada Fransız uçak gemisi de 20 Rafale ile bölgeye geliyor. Ancak Doğu Akdeniz'de sıcaklığı arttıracak başka bir şey var. O da Rusya'nın Karadeniz filosunun bir kısmının açılması. Burada Rusya bilindiği gibi Karadeniz'de 20 savaş gemisiyle tatbikat yapıyor. Yine Rusya'nın 3 NOTAM yayınlattığını ve bu kapsamda Güney Kıbrıs'ta Suriye kıyıları arasında tatbikat yapacağı ifade edilmiş. Bununla ilgili tam olarak Rusların nerede tatbikat yapacağını görmektesiniz. Dolayısıyla Yunan medyası da bunu konuşuyor. Rus pilosunun römorkörde 3 gündür Ege'de seyrediyor. Kötü hava nedeniyle aslında 2 gün boyunca Midilli'nin güneyine gitti cümlesi kullanılmış. Rusya'nın Karadeniz filosu devasa tatbikat yapa dursun. Aynı zamanda Akdeniz'de tatbikat yapılacağı da ifade edilmiş. Rusya toplamda 140 savaş gemisiyle dünya genelinde Akdeniz, Kuzey ve Otok denizleri, Kuzeydoğu Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nda tatbikat yapıyor. Bu haber de bu şekildeydi. Dünyadan diğer gelişmeleri aktaralım. İran devlet televizyonu siber saldırıya uğradı. İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na bağlı Kanal 1 televizyonunun yayını sürdürürken ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri örgütü liderleri Meryem ve Mesut Recevi'nin görüntüleri aniden ekranda belirdi. Birkaç saniyeliğine ekranda kalan görüntüde Recevi'ye selam, Hamani'ye ölüm şeklinde sloganlar atılıyor. Daha sonrasında İran'dan yapılan açıklamada bilinmeyen kişi ve gruplar birkaç dakika önce Radyo ve Televizyon Kurumu'na ait bazı kanallara siber saldırıda bulundu. Şu anda Şah rejimine karşı 1965'te ortaya çıkan İslamcı sosyalist ideolojiye sahip Halkın Mücahitleri örgütünden bahsediyoruz. Açıklaması yapılıyor. Bu örgüt Avrupa Birliği'nde 2009'da, ABD ve Kanada'da ise 2012'de terör örgütü listesinden çıkarılmıştı. Bunu da hatırlatalım. HMO'nun lideri Mesut Recevi'nin 2003 yılında kaybolmasından bu yana örgütü eşi Meryem Recevi yönetiyor. Almanya'ya gidiyoruz. Nazi Almanya'sının 2. Dünya Savaşı'nda kurduğu en büyük toplama kampında bu kampta tutulanların kurtarılmasının 77. yılında Naziler tarafından katledilenler Federal Almanya Meclisi'nde törenle anılıyor. Federal Meclis Başkanı Baas, ülkede hala mevcut olan antisemitizme karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek bu durum hala aramızda, ülkemizde Yahudi düşmanları var açıklamasında bulunmuş. Bunun dışındaki haberlerimize bakalım. Fransız donanmasının an itibariyle Güney Kıbrıs Rum yönetimi donanmasıyla tatbikat sonrasında Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Pire Limanı'na vardığı duyuruluyor. Burada geminin ACE raporlamasının yanlış olduğu da ifade edilmiş. Uygulamada yanlış görülüyor.
Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Hava Savunma Kuvvetleri Enstitüsü mezunları Teğmen Miraz Kayıdırov ve Anuar Saki EC-145 helikopterleriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi cümlesi kullanılmış. Ermenistan'a gidiyoruz. Ermenistan'da özel temsilci Ruben Rubinyan'ın bu yıl 11 ile 13 Mart tarihleri arasında Antalya Diplomasi Forumu'na katılıp katılmayacağına henüz karar verilmediği belirtiliyor. Ermenistan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eduard Agacanyan açıklamalarda bulundu. Savaştan sonra güvenlik sistemimizi inşa etmede Rusya kilit bir rol oynuyor ve biz Moskova ile özellikle askeri alanda işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyoruz açıklamasını yapıyor. TCG Anadolu'da kullanılacak 4 adet mekanize çıkarma aracından 2 adetinin havuza indirildiği duyuruldu. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Sri Lanka'yı ziyaret edecek. Açıklama şu şekilde: Sayın Bakan, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Bu ziyaretin ülke tarihinde Dışişleri Bakanlığı düzeyindeki ilk ziyaret olduğu da hatırlatılmış. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı paylaşım yaparak Ukrayna'ya sevkiyatlara ilişkin görüntüleri servis ediyor. Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın talimatıyla 22 Şubat Suudi Arabistan kuruluş günü olarak ilan edildi. Ayrıca resmi tatil oldu. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından şu duyuru yapılıyor. Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda komando temel eğitimi görmekte olan Somali uyruklu misafir askeri personele dağcılık ve meskun mahallede teröristlerle mücadele eğitimi veriliyor. Görüntüler Isparta'dan Mısırlı bir askeri heyetin uzmanlık ve deneyim alışverişinde bulunmak amacıyla gelecekteki ortak Mısır-Kenya askeri işbirliği projelerini görüşmek üzere Kenya'nın Kisimu Tersanesi'ni ziyaret ettiği duyuruldu. Yine Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000 savaş uçaklarının Abu Dhabi'ye vardığında Mısır Cumhurbaşkanı'na eşlik ettiğini gösteren görüntülerde Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı tarafından servis ediliyor. Son bir haber aktarıp videomuzu noktalayalım. İran rejiminin kendi kripto parasını piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bu kapsamda Ramzel adını verilen kripto para, ulusal para birimi riyalin dijital banknot şekli olacak. Bu şekilde bankalara ihtiyaç duymadan daha yüksek ödeme hızı, daha yüksek güvenliği sağlanacağı iddia edilmiş. Evet dostlar, haberler bu şekildeydi. Hoşça kalın.